Aren TV'den hepinize merhabalar. DEM Parti'nin parti meclis toplantısı öncesi konuşan DEM Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yaptığı müzakere çağrılarına tepki gösterdi. Tuncer Bakıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere çağrılarına Esad'la müzakere, Yunanistan'la müzakere, İran'la müzakere, tabii ki olsun müzakere ve diyalog dedi ama Kürtlere gelince savaş ve tank top diyerek tepki gösterdi. Tuncer Bakıran ayrıca Kürdistan bölgesinde süren Türkiye'nin operasyonlarına ilişkin de konuştu. Tuncer Bakıran KDP'ye çağrı yaptı ve Kürtler arası diyalog vurgusu yaptı. Tuncer Bakıran önemli mesajları var değerli dostlar. Tuncer Bakıran'ın o mesajların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi görüntülerimize beraber izleyelim değerli dostlar. Bu iktidar bütün gözünü Kürt kazanımlarına dikmiş durumdadır. Kürt anasını görmesin diye yapmadıkları şey yok. İşte söylemedikleri bir şey yok. Emin olun. Üçüncü Dünya Savaşı diyorlar. Değil Üçüncü Dünya Savaşı. 10 defa da dünyada savaş çıksa bu iktidarın işte tüfeği Kürtlere yönelik, elleri emekçilerin, yoksulların cebinde olmaya devam edecektir. Bunların amacı da, bunların siyaseti de budur. Orta Doğu, sadece Orta Doğu'da Kürtler aslında hedef alınmıyor. Orta Doğu'da istikrarın gelmesini de önlüyorlar. İstikrarın önünde de engeldirler. Orta Doğu halklarının bir arada yaşaması önünde de engellidirler. Bu işgalci akla soruyoruz. Nereye kadar Kürt düşmanlığı? Ne kazandıracak size Kürt düşmanlığı? Türkiye'deki ekonomik felaketle ilgilenme yerine nereye kadar? Üst, Kalekol, Karakol, Kürt dağlarında, Kürt coğrafyasında Türkiye'nin emekçi yoksul gençlerini, çocuklarını savaşa göndermek nereye kadar sorusunu sormaya devam edeceğiz. Dün belki hep birlikte izledik, siz de izlediniz. Dün Kıbrıs'ta bir konuşmada şöyle diyor Erdoğan, müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız diyor. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli bugüne kadar boş çevirmedik diyor. Peki, Şam'a çözüm eli, Irak'a, İran'a çözüm eli, işte Yunanistan'a çözüm eli olsun tabii ki, her yerde çözüm eli olsun ama Kürt'e gelince Federal Kürdistan bölgesine, Rojava bölgesinde olduğu gibi tank top niye? Bu çözüm niye hiç Kürtler için yok? Niye uzatılan çözüm eli Kürtlerin uzattığı eli hiç tutmuyor? O kadar mı Kürtler düşman? Malazgirt'ten bugüne kadar Türkiye halklarıyla ortak bir kader birliği yapmış, en zor günlerde birlikte durmuş, mücadele etmiş, yaşamış, birbirine komşu, yüzyıllardır birlikte yaşayan Kürtlere çözüm eli yok, müzakere yok, el uzatma yok, elini tutma yok. Ama dünyanın her yerindeki kendisine karşıt belirlediği güçlerle çözüm arayan bu mantığı biz eleştiriyoruz. Bu mantık bir yere gitmez. İşte tam da değerli arkadaşlar bu politikayı teşhir etmek lazım. Esad'la barışabilirsiniz, çözüm eli uzatabilirsiniz. Ama Afrin'de Kürt'ün ne suçu var? Kürdistan Federe Bölgesi'ndeki Amedye'de yaşayanların ne suçu var? Daha birkaç gün önce İsrail'in Gazze'ye atmış olduğu bombaların 10 misli daha büyüklüğündeki bombalar Amedye köyleri ve çevresinde yaşayan insanların başına düştü. Ormanlar yakılıyor, doğa tahrip ediliyor, insanlar katlediliyor. 90'larda olduğu gibi Kürdistan'da boşaltılan köylerin aynısı bugün Federal Kürdistan bölgesinde yapılıyor. Sen kimsin, ne arıyorsun, hangi hakla senin sınırların içerisinde olmayan bir coğrafyada Kürt köylerini boşaltmaya, orada karakol yapmaya hangi hakla yapıyorsun? Bu hakkı sana kim verdi? Tam da bu noktada Federal Kürdistan bölgesi yöneticilerine de çağrı yapmak istiyoruz. Allah aşkına, bu şimdi bir yönetim mi orada var? Böyle bir yönetim mi olur? Başka bir ülke, başka bir ülkenin topu, tankı kendisinin olmayan sınırların ötesindeki bir bölgede 80 tane üs kuruyor ya. Amerika'nın Suriye'de kurduğu üslerden daha fazla.
Onlarca karakol, kalekol kuruyor. Oradaki yönetim bu üsler, bu tanklar, bu toplar ne için, kimin için sorusunu ne zaman soracak? Bir zahmet sorsunlar. Biz o üslerin, oradaki bulunan askeri güçlerin niye olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye emekçileri, ezilenleri de bunu çok iyi biliyor. Aslında 60 milyon Kürt de orada bu iktidarın ne gezdiğini hepimizden çok daha iyi biliyor. Ama bunu sadece Federal Kürdistan bölgesi yönetimi bilmiyor. Onlara da çağrımızdır. Lütfen bu işgal politikalarına alet olmayın. Lütfen bu işgalın orada derinleşmesi, burada olduğu gibi Kürt'ün evini, köyünü, yaylasını yakmasını, köyleri boşaltmasını, orada yaşayan insanlarımızı perişan etmesine alet olmayın. Kürtlerin bu yaklaşımdan dolayı vicdanları sızlıyor. Buruk bir şekilde izliyorlar. Kürtler kendi aralarında ne zaman diyalog kurduysa, ne zaman konuştuysa, ne zaman birlikte hareket ettiyse kazanımlarını büyüttüler. Rojava'da olduğu gibi IŞİD saldırılarında birçok yerde ortak mücadele ettikleri gibi şimdi Kürtleri tekrar 70'lerde, 90'larda, 2000'lerde yaşanan kardeş kavgası yerine, o büyük acıların tekrar etmesi yerine diyaloğa, kendi aralarında müzakereye, bu işgalci politikalara karşı durmaya çağırıyoruz, davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yine bizim bugün parti meclisi toplantımızı topladık. En acil görevlerimizden birisi bu AKP, MHP iktidarının topluma yönelik saldırıları karşısında güçlü bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Siz de izliyorsunuz. Milyonlarca emekli aç, yoksul. Evet değerli dostlar, DEM Parti'nin parti meclis toplantısı öncesi DEM Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakıran özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müzakere çağrısına yanıtı bu şekildeydi ve Tuncer Bakıran özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'daki, Suriye'deki, Kürdistan bölgesindeki politikalarına ilişkin önemli mesajları vardı ve bu mesajları biz bu şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştık. Tuncer Bakıran'ın bu mesajlarını sizlerle paylaştıktan sonra değerli dostlar geldik yayınımızın sonuna. Bu çağrıyı daha önce videolarımızın başında yapıyorduk ama gelen eleştiriler doğrultusunda bu çağrıyı videoların sonunda artık yapmaya devam edeceğim değerli dostlar. Bu yayınların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.